Galatasaray'la Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandığı iddia edildi. Türkiye Futbol Federasyonu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Süper Kupa Türk bayrağımız huzurunda 100. yıl kutlama etkinlikleriyle, şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımızla başlayacaktır bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz ifadelerine yer verdi. Galatasaray Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan 2023 Türksel Süper Kupa maçı öncesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre Suudi yetkililer iki takımın Cumhuriyetimizin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk pankartları ve maç önünde tişörtleriyle sahaya çıkmasına izin vermedi. Bunun üzerine iki kulüp yöneticileri hassasiyet gösterdi ve maça böyle çıkılacağı yönünde ısrar etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da atamızın yurtta sul, cihanda sul sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartta çıkacaktık. Pace at home, pace in the world. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam netleşmedi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan edinilen bilgiye göre karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı'nın okunacağı ve Türk bayrağının açılacağı öğrenilirken takımların sahaya "Yurtta sul, cihanda sul" pankartıyla, Atatürk posteri ve tişörtüyle çıkma isteklerinin çözüme kavuşturulması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu ise bu iddialar hakkında yaptığı açıklamada Süper Kupa Türk bayrağımız zorunda, 100. yıl kutlama etkinlikleriyle, şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımızla başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz ifadelerine yer vererek çıkan haberleri yalanladı. İletişim Bakanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bir açıklama yayınlayarak iddiaları yalanladı. İletişim Bakanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bir açıklama yayınlayarak iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında İstiklal Marşımız ve Türk Bayrağı'na izin verilmeyecek şeklindeki iddialar doğru değildir. Süper Kupa maçı öncesinde sahada Türk Bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Türksel Süper Kupa Bayrağı açılacaktır. Işık şovlarıyla açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız okunacaktır. İfadeleri de yer verildi.